Aslında doğru yöntem önce Hasan Hoca başlayıp sonra Ozan, sonra Barış ve en son ben de bu işleri 100 dolara nasıl yapabileceğinizi anlatsaydım çok daha iyi olurdu. Mustafa Dalcı ben. User Spots'un kurucusuyum ama kendimi daha çok işte kullanıcı deneyimi tasarımcısı olarak adlandırmayı seviyorum. Her ne kadar tam olarak kullanıcı deneyim tasarımcısı mıyım bilmiyorum ama onu olmaya çalışıyorum diyeyim. Biz User Spots olarak, bu da çalışmayan bir şey galiba, neyse bunu da deneyeyim. Bir medya laboratuvarı kurmaya çalışıyoruz. Bir medya laboratuvarıyız, Ankara'dayız. User Spots arayüzleri kullanıcılarla test ediyor. Ben ilk başladığımda göz izleme tekniğiyle kullanılabilirlik testi yapıp evet gerçekten bu harika bir yöntem ve biz bununla çok güzel testler yapabiliriz falan diye düşünerek başlamıştım. Hatta 2009'da Etuhum girişimlerinden biriyiz biz seçilen. Ama sonra anladım ki olayı kullanılabilirlik bir arayüzle bir kişinin etkileşimi üzerine, belli parametreler üzerinden ISO standartları diyor ki kullanıcı ne kadar etkin bir şekilde bir görevi yapabiliyor. Yani bir alışveriş görevini kullanıcılarınızın yüzde kaçı başarıyla tamamlayabiliyor. Tamamlıyor ama ne kadar verimli bir şekilde tamamlıyor. Yani ne kadar süre harcıyor, ne kadar hata yapıyor. Yani ikinci parametre verimlilik ve son parametre de memnuniyet. Bu deneyiminden ne kadar memnun kullanıcı. Kullanılabilirlik bir insanın bir arayüzle bu üç parametre üzerinden etkileşimine bakıyor. Kullanıcı deneyimi ise ki Barış bence çok güzel anlattı. Sizin bir markanın bütün arayüzlerini hatta bir markanın kendisiyle olan yaşadığınız bütün etkileşimlerin toplamı oluyor. Biz kullanılabilirlik testiyle başladık. İşte sadece göz izlemeyle kullanılabilirlik testi yapacaktık. Sonrasında ise anladık ki o olayın biraz küçük bir tarafı. Asıl olay kullanıcı deneyiminde ve oraya doğru evriliyoruz. Bugün 100 dolara kullanılabilirlik testi nasıl yaparsınız onu anlatacağım. Aslında 100 doları da biraz zorlayarak çıkardım. Aslında hani 20 dolara hatta hiç para vermeden de bunu yapabilirsiniz. Çünkü başta şey diye başladım. Bizim bu araçların daha gelişmiş versiyonlarına verdiğimiz paraları düşününce şey diye başlamak istedim. Yani 500 dolara kullanılabilirlik testi nasıl yapılır diye. Sonra sunumu hazırlarken topladım 150 dolar falan etti. Birkaç şey daha çıkardım 20 dolar etti bu sefer de. Neyse dedim arada hani 100 dolar olsun da bari hani ne 180 lira falan ediyor. Bu ara ben User Spots'u düşünüyorum da şimdi 129 dolara kurmuştum. 120 dolar Media Temple'dan bir yıllık işte hosting 9 dolarda domain name. Hani öyle bir şeyle karşılaştırınca 100 dolar bizim hani kuruluş paramız kadar bir para ediyor. Yani idare eder. Yani girişimcilerin parasının olmadığından başta varsayarak hani bu 100 dolar olayını anlatıyorum. Şimdi 10 tane kullanılabilirlik bahanesinden bahsetmiştim. Geçenlerde Dünya Kullanılabilirlik Etkinliği gününde. Böyle de bir gün var bu ara. World Usability Day adında. Komik bir ismi var ama neyse. Şimdi bahanelerin birincisi bu sürecin çok pahalı olması ve buna ayıracak bütçemizin olmamasıyla alakalı. Diğer 10 bahaneyi anlatmak istemiyorum çünkü bu girişimciler için daha ön planda olacak bir şey. Çünkü biz bir ürün yapıyoruz, birilerine bu ürünü satacağız ama satmak için kullanacağımız bir arayüz var ve biz bu adamlara fikirlerini dahi sormuyoruz. Yani korkunç bir durum ve sonra da başarısız olup hatta bir Twitter'dan sonra Türkiye'de bir mikro blog servisi çıkıp tutmayınca da şey diye kapanmıştı. Türkiye buna hazır değil. Yani çok şaka gibi hani kullanıcıyı suçlamak, herhangi bir girişimde başarısız olan bir girişimde kullanıcıyı suçlamak girişimcinin ciddi anlamda çok büyük bir hatası. Diğer şeylere geçiyorum bahaneleri. Onlar daha büyük kurumsal firmalarımızın bahaneleri. İşte uzun sürüyor, test aşamasına gelmedik. Mesela sürecin en başından itibaren test edebilirsiniz aslında. Öyle bir gelinecek bir aşama yok hani. Evet şimdi test yapabiliriz denen bir şey yok ama nedense gelinemiyor o test aşamasına bir türlü. Tasarımcımız kullanıcı deneyimi konusunda deneyimli. Bu çok güzel. Kullanıcı geri bildirimlerini takip ediyoruz. Gerek yok. Mesela bu da harika. Çok optimistik bir dünyadayız. Çünkü herkes, her alışverişi bırakan kullanıcı size mail atıyor. Neden alışverişi bıraktığına dair. Yani size şey geliyor. Az önce ben alışveriş yapacaktım ama kargo parası çok pahalı geldi. O yüzden bıraktım. Kusura bakmayın. Mesela böyle bir dünyada olsaydık sadece geri bildirimlerinizi takip ederek çok güzel bir kullanıcı deneyimi seviyesini
gelebilirdiniz. Bu 6. madde, bu ara okunmuyor bunlar ama kusura bakmayın griler. Bu konuda tecrübemiz yok. Bu çok şey bir madde. Jacob Neeson ki bu işin rockstarı bir abimiz şunu diyor. Herkes yemek yapabilir. Herkes kullanılabilir testi yapabilir. Ama işte bir de aşçılar vardır. Hani o işte profesyonel olan. Sonuçta Steve Krug da yine bu işin üstadı olan kişilerden. Yıllar yılı kullanılabilir testi yaptıktan sonra artık bunun şunun workshoplarını vermeye başladı. Ya bunun için bize gerek yok. Siz kendiniz de yapabilirsiniz aslında belli bir seviyeye kadar. Hani o noktadan sonra için, o sonrası için profesyonel desteğe ihtiyacınız var ama belli bir yere kadar siz bunu kurumunuz içerisinde kendiniz çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. O yüzden bu konuda tecrübemiz yok. Ciddi anlamda boş bir bahane. Kullanılabilirlik labımız yok da benzer bir şekilde boşlukta. Çünkü kullanılabilirlik labınıza gerek yok. Gerilla testlerden bahsedildi önceki sunumlarda. Gerilla testlerle laboratuvar olmadan elinize laptopla test yapabiliyorsunuz. Şimdi tekniklere başlayalım. Persona oluşturulması $0. Herhangi bir şekilde aslında tabii ufak şeyleri var. Çıktı alıyorsunuz falan, böyle bir kağıt yapıyorsunuz. Onu bir yere yapıştırıyorsunuz falan gibi. Şimdi persona size şu sorunun cevabını veriyor. Ben bu ürünü kime satacağım? Daha doğrusu siz ürünü satacağınız insanı tanımak için belli şeyler yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? O kişileri segmentlere ayırıp her segment için hayali bir kişi yaratıyorsunuz. Örneğin bir portal için bir segment oluşturalım. İsmi Ahmet Yılmaz olsun. Bir sonraki şey koydum mu? Koymamışım. Ahmet Yılmaz devlet memuru. Yani çok fazla boş vakti var. Hatta günün 7 saati boş diyebiliriz. Ne yapıyor? Haber sitelerinde geziyor doğal olarak. Ve kendisinin haber siteleri kullanırken bazı beklentileri var. Nedir? Yani konuşulabilecek bir hikaye oradan almak istiyor. Çünkü niye? Adamın günü başkalarıyla o duyduğu hikayeleri tartışarak geçiyor. Şimdi çok klasik bir persona Ahmet Yılmaz. Ahmet Yılmaz'ın sabah yaptığı iş ne? Gelip haberleri okumak. Öğleden sonra yaptığı iş ne? Oyun oynamak. Bu cidden böyle. Ankara'dan gelen trafiği incelediler zaten haber portalları. Sabah haberlere, öğleden sonra da oyunlara daha bir yönelme var. Şimdi burada hedef kitlenizi dediğim gibi segmentlere ayırıp ama kendi kafanızda. Çok yakın zamanda bir işte sosyal alışveriş sitesiyle görüştüm ve gerçekten bu işi yapmışlar. Hayran oldum kendilerine ve işte hedeflediği kadın kitlesini üçe bölmüşler. Şu an tam hatırlamıyorum ama biri işte hem işimdeyim hem gücümdeyim. İşte evimin ve kariyerimin doruğundayım falan atıyorum. Hani böyle bu tarz şeylerle, kelimelerle hayali karakterler oluşturmuşlar. Burada mesela neler gerekiyor persona için. Hayali karakterimizin bir ismi var. Ahmet Yılmaz. Demografik bilgileri var. İşte 25 yaşından 60 yaşına kadar olabilir kendisi. Bir devlet memuru. İşte beklentileri var. Kullanım amaçları var. Siz oturup bu dokümanı doldurmaya başladığınız zaman zaten hedef kitlenizle ilgili bir şeyler kafanızda canlanmaya başlıyor. Bunu iki yöntemle yapıyorsunuz. Ya çok vaktiniz vardır ve elinizde çok delicesine veri vardır. Veriyi analiz ederek bu segmentleri çıkarmaya çalışırsınız. Ya da sizin CRM ekibiniz size o segmentleri verir. Onun üzerinden gidersiniz. Ya da bu veri yoktur başta. Çünkü banka değiliz. Elimizde çok fazla veri yok. Ne yaparız biz? Kendimiz karakterleri oluştururuz. Sonra verilerle doğrulamaya başlarız. Ama emin olun bizim blogda bunun çıktısı var. Bunu doldurmaya çalıştığınız anda bile zaten hedef kitlenizle ilgili daha önceden keşfetmediğiniz şeyleri keşfetmeye başlıyorsunuz. Mesela biz o haber portalı için bunu nasıl doğrulattık? Yani web sitesi trafiklerine baktık. Ankara'dan gelen trafiğin işte sabah haber bölümüne, öğleden sonra da oyun bölümüne yöneldiği görülünce bu şekilde işte sabah haber okur, öğleden sonra oyun oynar Ahmet Yılmaz şeklinde o şekilde kullanım amaçlarını çıkarabiliyorsunuz. Çok fazla bahsedildi. Kağıt üzerine çizim yapmak. $0. Hiç para harcamıyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle çizim yapmak zorundasınız. Hatta çizimleri dahi test yapabilirsiniz. Buna Nepki test diyor Steve Krug. Elinizde bir kağıtla gidiyorsunuz ve insanlara şunu soruyorsunuz. Sizce bu site ne iş yapıyor? Ya da sizce bu kağıt üzerindeki şeyler ne iş yapıyor? Yani nedir bu? Ne sitesi? Eğer çok doğru bir şekilde buna cevap verebiliyorsa tamam, o taslakta bir şeyler var. Ama sakın o şunu yapmayın. İnsanlara gidip bu olmuş mu? Mesela bu çok şey bir soru. Yani düzgün cevap alamayacağınız bir soru. Ayrıca bunu alır mısınız?
bu siteyi kullanır mısınız? Bunlar da çok şey sorular. İnsanlar çünkü size kullanmayacaklarını söyleyeceklerdir. Ya da ya evet harika bir fikirdir diyeceklerdir. Ki bunların hepsi fokus gruplarda yaşanır. Fokus gruplar tamamen başarısızlıklarla doludur. Ki tarihte işte Coca-Cola'nın New Coke denen bir başarısız hikayesi var. Yani piyasaya fokus gruplarda harika bir ürün diye çıkan Coca-Cola satışlarda yerle bir olmuştur. Niye? Çünkü herkes çok beğendiğini söylemiştir. Zaten fokus gruplarda şöyle bir durum var. Herkes, yani Hasan Hoca National Geographic seyretmediğini söyledi ama herkes National Geographic seyrediyor, radikal okuyor, hepimiz çok entelektüeliz. Kimse o, yani kim seyrediyor evlilik programlarını? Hani insanlar size kendileriyle ilgili çok doğru da bilgi vermeyecekler. O yüzden kullanım amaçlarıyla ilgili çok doğru bilgi vermeyecekler. Örneğin kültür sanatla ilgili bir haber portalı yapın. Tamamen kültür haberleri olsun. Çıkın sokağa gösterin. Bunu kullanır mısınız diye. Hepsi şeyde, aa evet harika, gerçekten böyle bir şeye ihtiyacımız var. Bu muhteşem bir site. Hani bunu kesinlikle kullanırım diye. Emin olun, kimse o siteyi kullanmayacak. Ayrıca mesela bizim haber portalı araştırmamızda resim galerileri konusunda inanılmaz yorumlar aldı. Yani hiç gerek yok böyle sitelerde, yani anlamsız bir şekilde. Hatta bir haber portalında göz izleme testiyle test ediyoruz. O sıra ciddi anlamda şey var. Yani evet oraya bakıyorum, orada bir şey var. Ya böyle tabii ki işte seksi fotoğraflar için tıklayınız galerisi. Ama hemen göz kaçıyor başka yerlere. Çünkü izleniyorum şu an. İçeride beni birileri izliyor. Hani oraya bakmamam lazım. Online bir şekilde, ya bu ara para vermek için gerçekten zorladım. Bazlamik $79. Bu ara Bazlamik'in kurucusu diyor ki software parisi konusunda, işte siz kesinlikle çalabilirsiniz. Ben sizi kontrol edemem. Ama işte bir yazılımın cracklenmesi onun işte geleceği için aslında bir tehdit değildir. Bir avantaja da dönüşebilir. Hani bunu gidin crackleyin diye söylemiyorum. Ben para verip aldım. Ama $100 doldurmak için yazdım. Bazlamik sizin çizime benzeyen prototipler oluşturmanızı sağlayan bir yazılım. Biz çok kullanıyoruz. Bazen sıkıntılı olabiliyor. Hani şunu gönderdiğiniz zaman firmaya şey denebiliyor. Hani aslında bunun biraz daha detaylısını gönderdiğiniz zaman o gerçek tasarım olarak algılanabiliyor. Bu biraz daha düz şey, hani evet bu tasarım değildir canım, taslaktır gibi algılanabiliyor. O yüzden seçiyoruz biz Bazlamik'i. Sadece Bazlamik'i kullanmanıza gerek yok. Firefox eklentisi var, Pencil diye, ücretsiz. Keynote çok güzel işe yarıyor. Eğer Mac'iniz varsa Keynote kullanın, $29. Ve PowerPoint'iniz varsa PowerPoint için de bu tarz taslak library'leri indirip kullanabiliyorsunuz. Hatta slide master'ı şey yapıyorsunuz, sayfanızın genel layout'u yapıyorsunuz. Header, footer, slide master'ı ekliyorsunuz. Sonrasında her eklediğiniz ekran, her eklediğiniz slide bir ekran oluyor. Ve her eklediğiniz slide'da sizin o header'ınız, footer'ınız otomatik olarak geliyor. Yani çok hızlıca bu prototipleri oluşturabiliyorsunuz. Sonra slide'ları birbirine bağlıyorsunuz. Daha doğrusu linkliyorsunuz. Ekranları birbirine linkliyorsunuz. PDF çıktı alıyorsunuz. Size gayet tıklanabilir ve de gezilebilir bir sayfa çıkartıyor. PDF'de, yani PowerPoint'te, Keynote'da, Bazlamik'te. Ve siz o arayüzleri alıp kullanıcının karşısına çıkıp şey diyebiliyorsunuz. Şimdi şunu yapın bu sitede. Ve o kullanıcı gayet tıklayarak bir şeylere ulaşmaya çalışıyor. Oradan kullanıcı nasıl ilerliyor onu çıkartabiliyorsunuz. Şimdi bir diğer aşama, o Hasan Hoca'nın bahsettiği o kafamda navigasyon oluştu. Aslında çok da tasarımcının kafasında oluşmasına gerek yok. Çünkü sayfanızın bir bilgi mimarisini siz oluşturmak durumundasınız. Bilgi mimarisi sayfanızın sayfanızda bulunan bilginin nasıl yerleşeceğini, nasıl hangi başlık altında yer alacağını çıkartabileceğiniz bir teknik. Sitenizdeki içeriklerin hepsini listeliyorsunuz. Bir banka düşünün. Online bankacılık şubesi. Yapacağınız bütün işlemleri yazdınız tek tek. Ve sonra kullanıcıya diyorsunuz ki hadi bunları gruplayın. Bunlardan hangileri bir arada bulunmalı? Kullanıcı EFT ile havaleyi bir araya koyuyor. İşte döviz al sat, yatırım bilmem ne, onları bir araya koyuyor. Ve sonrasında diyor ki işte bu para aktarma olsun, bu yatırım olsun, bu şu olsun falan diyor. Ve siz bunu 20 kullanıcıya yaptığınız anda sizin menü yapınız çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yine $0 yapabileceğiniz bir test. Mac'te Xsort var. O da ücretsiz. Siz bunu az önceki yaptığımız gibi masaya kartları dizerek yapabilirsiniz.
Ama sonuçlarını analiz etmek biraz sıkıntılı olabilir. Kullanıcıya bir laptop götürürsünüz. Drag and drop'la şey yapabilir. Sürükleyip bırakarak bunu yapabilir. Windows'ta da Cardzort var. İsmi ilginç biraz ama o da $0. Çok kolay bir şekilde. Ben bunu Turkcell blogundaki bir yazıyla tanıdım. Ben başka bir Windows programı kullanıyordum. Çok daha başarılı bu Cardzort. Ve ücretsiz. Prototipi çizdiniz. Sayfanızın bilgi mimarisini oluşturdunuz. O size söylediğim şey vardı ya, kullanıcıya bir şey gösterdiniz ve çok hızlı bir şekilde bunu onun ne işe yaradığını algılaması gerekiyor kullanıcının ki sizin tasarımınız doğru bir şekilde algılanabilir olsun. Buna 5 saniye testi deniyor. 5secondtest.com'da kullanıcıya arayüzü 5 saniye gösteriyorsunuz ve aklında kalan 5 keyword'ü almak istiyorsunuz. Emin olun 3 tane falan kalıyor. 5 saniye aslında çok uzun bir süre ama kullanıcı bakıyor ve sonrasında işte mesela biz yaptığımızda şeyler kullanılabilirlik, göz izleme budur. Hani bizim kullanıcıda bıraktığımız şey bu. Bizim arayüzümüzün kullanıcıda çok hızlı bir şekilde bıraktığı izlenim bu. Bunu dediğim gibi elinizde kağıtla da yapabilirsiniz. Biz örneğin bunu söyleyebilirim. Dakik.com için hedef kitle uygun katılımcılara, daha doğrusu hedef kitle uygun katılımcılar üniversitedeydi. Elimizde Eticin kutuları ve de bir çıktıyla gidip test ettik. Dedik ki sizce Dakik ne yapıyor? Ve sonrasında diğer sorumuz şuydu. Sizce buradaki etiket ne işe yarıyor? O sıra etiketleme vardı, tagging. Ama sonra anladık ki insanlarda etiketleme Facebook'ta fotoğraf etiketlemeye map ediyor. Hani WordPress bloglarındaki o tagging son kullanıcının çok da anladığı bir şey değil. Onlar daha çok fotoğraf etiketliyorlar. O yüzden ne dedik? Yani insanlar etiketlemeyi anlamıyorlar. Demek burada bir sıkıntı var. Bakın bir çıktı ve bir eticinle, daha doğrusu bir kutu eticinle bunları yapabiliyorsunuz. Tabii o maliyetli. 5 second test ise ücretsiz bir şekilde yapabileceğiniz bir test. Siz diğer tasarımcılar için test yaptıkça puan kazanıyorsunuz ve sizin kendi arayüzünüz değerlendiriliyor. Normalde bir ücreti var ama dediğim gibi bu yöntemle ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Gerilla test yine benim para çıkarmak için zorlandığım yer. Şimdi Starbucks testi dedi Ozan buna yıllar önce. 2009'daki dünya kullanımı gününde değil mi? Evet. Ve çok sevdim ben o terimi. Gerçekten Starbucks testi bu. Alın elinize laptopu, gidin Starbucks'a. Hem karşı cinsle tanışmak için de güzel bir şey olabilir. Bunu sen yapmıştın yine. Tabii siz orada olmadığınız için çalıyorum Ozan'ın esprisini. $3.5 diyelim hadi bir kahveye. Aslında bunu vermek zorunda da değilsiniz ama işte hani kahve ısmarlıyorsunuz kullanıcılara ve şunu söylüyorsunuz. Bizim bir web sayfamız var. Biz onu test etmek istiyoruz. Sizi test etmeyeceğiz. Şimdi bu web sayfasını öncelikle 30 saniye, web sayfasını 30 saniye incelemenizi istiyorum. Kullanıcı inceliyor. Sizce bu web sayfası ne yapıyor? Hani amacı nedir? Ne iş yapar? Ondan sonra bir sonraki adım, o Ozan'ın bahsettiği o ana ölümcül fonksiyonlarınız var ya, yani 80'e 20 Pareto kuralındaki gibi kullanıcıların %80'i fonksiyonların %20'sini kullanıyor. Çok güzel bir örnek vardı aslında, bir televizyon kumandası. Şimdi hem uydu kumandanızı düşünün hem de televizyon kumandanızı düşünün. Orada toplamda 6 tuş açık olsa bile buradaki katılımcıların %90'ının televizyon seyretme alışkanlıklarına hiçbir şey değişmez. Program şey yap, yani bir üst kanala geç, bir alt kanala geç, sesi aç, sesi kıs, bitti. Ama kumandalar var, 500 tane tuşu var. Kimin için o? İşte geri kalan %20 için. Yani burada demek istediğim, sizin için ölümcül olan fonksiyonları kullanıcıyla test ediyorsunuz. Nasıl? Bunu senaryolaştırarak. Örneğin burada World Card testi yapmışız biz. Yani bir kredi kartı web sayfası. Kredi kartı web sayfası için işte çok ölümcül bir tane fonksiyon düşünelim. Atıyorum üye iş yeri arama. Ve diyorsunuz ki bunu tabii bir senaryolaştırarak Ankara'da şu bölgede kredi kartınızın geçeceği kitapçı arayabilir misiniz? Ve kullanıcı buraya ulaşabiliyor mu? Buraya ulaşırsa da bu arama fonksiyonlarını yapabiliyor mu? Bunu test ediyorsunuz. Mesela burada bu kullanıcı yapamıyor. Neden? Çünkü iki tane arama alanı var. İki tane arama submit'i var ama kullanıcı soldaki seçenekleri doldurup sağdaki submit'e basıyor ve ısrarla boş bir arama sorgusu gönderiyor. Yani bunu 4-5 kez yaptı kullanıcı.
Ve buradan bile bir sayfada, evet bu sayfada o görsel hiyerarşinin, o formdaki görsel hiyerarşinin anlaşılmadığını çıkarabiliyorsunuz. Bunu bir katılımcıyla çıkardınız. Altı katılımcıyla da bununla ilgili birçok sorun çıkarabilirsiniz. Gelelim kullanılabilirlik camiasını ikiye bölen, hatta birçok şey bölen bu soruna. Bu nedir? Jacob Nielsen'in yıllar önce oturup böyle bir makale yazmasıyla ortaya çıkan bir grafik. Diyor ki, 5 katılımcıyla kullanılabilir sorunlarınızın %75'ini bulabilirsiniz. O dedikten sonra camia ikiye bölünüyor. Jacob Nielsen'in dediklerinin doğru olduğunu kanıtlayan 50 tane makale yazılıyorsa, Jacob Nielsen'in dediğinin doğru olmadığını kanıtlayan 50 tane makale yazılıyor. Şimdi mesela 60 kişiyle bir test yapılmış ve kullanılabilirlik testi sonrasında böyle şeyler çıkarılmış, sorunlar çıkarılmış. Birisi diyor ki, siz buradan random 5 kişiye aldığınızda sorunların %12'sini de bulabilirsiniz. %75'in değil. Yani o hangi 5 kişiyi alacağınıza bakar gibi. Hani birçok araştırma var. Ama benim burada demek istediğim, sayıya takılmayın. Yani hiç kullanıcıyla test etmektense en azından 3 kullanıcıyla, 5 kullanıcıyla test etmek çok daha yararlı. Hatta Steve Grook diyor ki, önce 3 kullanıcıyla test edin, sorunları bulun, düzeltin, sonra 3 kullanıcıyla daha test edin. Yani 6 kullanıcıyla aynı arayüzü test etmek yerine 3-3 bölün, öyle devam edin. Daha fazla kullanılabilirlik sorununu bulursunuz. Google Analytics yine $0 vererek gayet kullanabileceğiniz bir araç. Google Analytics ile hatta biraz JavaScript biliyorsanız gerçekten efsaneler yaratabilirsiniz. Daha geçen şey gördüm. Böyle kullanıcıların iletişim formundan yazdıklarını da Google Analytics'ten takip edebilen abiler var. Oraya bir event atayıp neler neler yapabilirsiniz. Bir kez şu an bir e-ticaret sitesinden bahsetti az önce. E-ticaret siteleri şunu yapıyor. Bizim siteye kaç kişi girmiş, tekil kaç kişi girmiş, ne kadar satış yapmışız ve bitti. Hani bu kadar basit analizler yapıyorlar ama siz Google Analytics'e çok kullanıcıların en sık kullandığı petleri, o petler arasında ve hatta transaction'da kaybolma oranlarını çok net çıkarabilirsiniz. Örneğin bizim siteye girenler çok klasik bir pet izliyorlar. User Spots ana sayfasına gelen önce referanslara bakıyor. Büyük ihtimalle şey düşünüyor, ya Türkiye'de buna para veren var mıdır hani. Sonrasında iyiymiş ya referanslar deyip servislere gidiyor. Bu bizim için yani kullanıcıların neredeyse %40'ının yaptığı bir pet. Burada mesela biz ne yapıyoruz? Bu peti fark ettikten sonra şunu yaptık. Ana sayfaya girdikten sonra kullanıcılar yeni tarayıcılarda bir özellik var. Tam ismini hatırlamıyorum ama arka planda başka bir sayfa yükle gibi bir şey koyabiliyorsunuz. Tag koyabiliyorsunuz. Dedik ki arka planda referanslar sayfasını yüklesen. Kullanıcı ana sayfaya giriyor. Sonra 10 saniye sonra referanslara bastığı anda sayfa inanılmaz bir hızla geliyor. Ve referanslar sayfasına geldiği anda da şey diyoruz, servisler sayfasını yükle. Niye? Çünkü birazdan da oraya gidecek. Hani çok basit, çok basit bir test. Çok basit bir sonuç. Ama Google Analytics bunu size sağlıyor. Neler yapabilirsiniz? Üyelik formlarından bahsedildi önceki sunumlarda. Formlar sizin can damarınız. Yani parayı oradan kazanıyorsunuz. Üye bilgisini oradan alıyorsunuz. Her şeyi oradan yapıyorsunuz. İnsanlar form doldurduğu anda siz para kazanıyorsunuz. Her form alanına bir tane event atıyorsunuz. Kullanıcı doldurduğu anda Google Analytics track ediyor onu. Sonrasında hangi form alanında en büyük kaybolma yaşanıyor? Bakın bunu bir sonraki aşamaya götürüyorsunuz. Bu satış sürecinde hangi sayfada kullanıcılar gidiyor? O benim dediğim event tracking'de ne yapıyorsunuz? Şu sayfada hangi form alanında gidiyor adam? Yani daha da artık detaylı bir şekilde kullanıcının form alanına gelip ya bu bilgi de istenir mi canım deyip bıraktığı yeri çok net bir şekilde Google Analytics'e çıkarabiliyorsunuz. Simple Mouse Tracking'de $0 olan uygulamalarımızdan biri ne yapıyor? Kullanıcıların mouse hareketlerini takip ediyor. Şimdi siz bir JavaScript kodunu koyuyorsunuz. Bu arada bunun tek şeyi yani PHP MySQL 5 gerekiyor. Onun da zaten sizin bir serverınız ya da işte bir hosting şeyiniz olduğu için $0 olarak yazdım. Eğer hani yoksa bunlar biraz daha tabii $100 arttıran şeyler oluyor. Yani önce bir web hosting almanız lazım. İşte MySQL 5 database olması lazım. Neyse bir JavaScript koduyla sayfada kullanıcıların mouse hareketlerini ve koordinatlarını alabiliyorsunuz. Bunu ne yapıyoruz? Tabii ki ana sayfaya koymuyoruz. Çünkü ana sayfaya koyduğumuzda
elimizde anlamsızca data oluyor. Yani insanlar böyle geliyorlar, sayfada bir şeylere bakıyorlar. Siz kullanıcının amacını bilmediğiniz için siz de öyle boş boş bakıyorsunuz mouse hareketlerine. Hani kullanıcı burada ne yapmış acaba, ne arıyor falan diye. Çok anlamsız ama ne yapıyorsunuz? Bunu amacı çok belli sayfalara koyuyorsunuz. Üyelik sayfası ya da satın alma süreci ya da başka bir, yani kullanıcı bir transaction yaptı sayfaya koyuyorsunuz bunu ve kullanıcının mouse hareketlerinden neyi nerede aradığını çok net bir şekilde çok net bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Tabii bence şey de yapabilirsiniz. Belli bir rule izlemiş kullanıcıları da mouse tracking yapabilirsiniz. Örneğin kullanıcı bir keyword ile Google'dan sizin sayfanıza düştü. Sonrasında başka bir sayfaya gezdi, başka bir sayfaya gezdi. Yani bizde mesela kullanılabilirlik servisi diye geldi bizim sayfaya. Gözleme testine baktı, gerilla teste baktı, online teste baktı. Ben o zaman artık hani o kullanıcının mouse hareketlerini takip edersem biraz daha anlamlı veri var benim için. Ama dediğim gibi ana sayfaya koyduğunuz anda çok anlamsız veriler ortaya çıkabiliyor. Gelelim Ozan'ın bahsettiği, bu ara aynı örneği vermişiz Ozan. Gerçekten aynı şeyi takip ediyoruz. 37 Signals süper bir firma. Adamlar hala 16 kişi mi? Galiba 20 kişi. 20 mi oldular? Ama müşteri hizmetleri çok. Evet, 20 kişiyle Fortune 500 arasında yer alabilen çok efsane bir şirket ve kurucuları da çok, ne diyeyim, saygı duyduğum insanlar. Neyse, o konumuz değil şu an. Google Website Optimizer'da $0 AB testi yapabileceğiniz bir araç. AB testi sizin, Ozan bahsetti, sayfada A versiyonu, B versiyonu, hatta arttırabilirsiniz C, D, E, F, G versiyonlarıyla test ediyorsunuz sayfalarınızı ve bir sonraki aşamaya kullanıcıların geçip geçmemesinden hangi varyasyonun daha başarılı olduğunu çıkarabiliyorsunuz. Çok basit bir örnek verelim. Sayfanız A versiyonu, burada bir buton var. B versiyonu buton burada. İşte C versiyonu buton burada ve kırmızı. D versiyonu buton burada ve kırmızı. Ve kullanıcılar butona bastığı anda gittikleri sayfa burası. Google Website Optimizer'da bu sayfada değiştirmek istediğiniz yeri bir JavaScript etiketiyle çevreliyorsunuz. Sonra da buradaki sayfaya bir tane JavaScript koyuyorsunuz ve Google Website Optimizer'dan gidiyorsunuz, bunları değiştiriyorsunuz. Değiştirdikten sonra artık testiniz hazır. Diyorsunuz ki kullanıcıların %97'sine bunu 1-1-1 bunu gösterin. Yani burada oranlar trafiğinize bağlı. Ozan'ın yine orada dediği çok doğru. Eğer mesela büyük bir firmaysanız bu testle 10 dakikada sonuç alabilirsiniz. Yani bu %97-1-1-1 oranıyla bile. Ama küçük bir firmaysanız ve kullanıcılar size işte günde 100 kişi, 150 kişi geliyorsa biraz daha oranları değiştirebilir ve daha uzun testler yapabilirsiniz. Ve sonrasında bakacağınız veri şu. Buraya gelen 100 kullanıcının kaçı bu butona tıklayıp buraya gitmiş? Aynı şekilde buraya gelen 100 kullanıcı, 100 kullanıcı, 100 kullanıcı. Bu sizin dönüşüm oranınız. Burada %2, burada %3, burada %4, burada %2.3. Ve istatistik olarak anlamlı bir sonuç elde ettiğinizde diyorsunuz ki tamam, %4'lük yani buton kırmızı ve solda olacak. Bakın %2'den %4'e çıkarttınız. %100 arttırdınız olayı ve sıfırları harcayarak ve yeni bir kullanıcı gelmeden yaptınız bunu. Çok basit. İşte aynı örnek. Örneğin devamı var bu ara. Uzun formda %37.5'luk efendim. İnanılmaz. Evet. %37.5'luk bir conversion rate artışı sağlamışlar. Ama devam ediyorlar araştırmaya. Acaba ne yapsak diye. Sonra şunu eklemişler. Müşteri olan birisini ve onun bir cümlesini koyalım. Bu şekilde deneyelim. İlk varyasyona göre bir sefer %102'lik bir conversion artışı yakalamışlar. Ve yakaladıktan sonra tabii doğal olarak şunu düşünüyor insanlar. Hem uzun hem de müşteriyi koysak acaba nasıl olur falan şeklinde. Denediklerinde bu sefer %22'lik bir azalma yakalanmış. Azalma olmuş. Ve demişler ki evet, bu bizim için galiba en yüksek dönüşüm oranına sahip tasarım. Ama test bununla da bitmemiş. Acaba hangi müşteride biz daha fazla conversion yakalıyoruz? Michael'da mı, Will'de mi, Can'da mı? Can biraz tabii buradaki arkadaş biraz şey duruyor. Gariban durduğu için herhalde daha şey olmuş, başarısız olmuş. Ve sonrasında bakın yine 0 lira harcayarak hangi
şeyle, yani hangi tasarımın daha iyi bir dönüşüm oranı yakaladığını ölçüp daha fazla para kazanıyorlar. Bu AB testleri çok fazla örnekleri var onların. Hatta mesela bir butondaki cümle bile insanların satın alma kararlarını etkileyebiliyor. Biz çok fazla kullanıcı testleri yaptığımız için biliyoruz. Çoğu zaman kararlarımız çok da mantık çerçevesi içerisinde değil. Mantıksız kararlar alıyoruz. Karar alırken düşünmüyoruz. Çok da umurumuzda değil. Web sitesi kullanırken düşünmüyoruz. Niye? Çünkü insanlar web sitesi kullanırken ölmüyorlar. Ya da dikkatsiz web sitesi kullanan kimse bugüne kadar ölmedi. O yüzden araba kullanırken ki gösterdikleri dikkati web sitesi kullanırken göstermeyecekler. Yani bizim için bir web sitesinde hata yapmanın tek maliyeti geri butonuna basarak geri dönmek. O yüzden düşünmeden fütursuzca hareketler yapıyoruz. Ve siz bu şekilde ne yapıyorsunuz? Kullanıcıyı istediğiniz seçeneğe yöneltiyorsunuz. İstediğiniz şekilde ve onları bir deney faresi gibi kullanarak. İşte yatırımcılar var falan filan. O yüzden paranız yoksa 100 dolara test yapabilirsiniz. Varsa da ayrıca görüşebiliriz. Teşekkür ederim. Evet, sorusu olan yok galiba. Var mı? Ankara'dasınız. Evet. İstanbul'a bir merkez kurma veya müşteriniz Ankara'da değildir tabii, İstanbul'dandır. Müşteriniz Ankara'da değil yani, çok ilginç. Yani Ankara'daki müşterilere gitmeye üşeniyoruz hatta, yani o çok uzak bir şey falan diye, ama buraya geliyoruz. Aslında noktayla bir ara görüştük, hatta bir pasaj.com'u test ettik ama onun haricinde bütün müşterilerimiz İstanbul'da. İstanbul'da merkez, sadece satış merkezi açmayı düşünüyoruz. Yani laboratuvar kurmayı pek düşünmüyoruz. Herkes Ankara'lı o zaman, o yüzden. Yani burada maliyetler çok yüksek. Neyse, onlar farklı şeyler. Ozan'ın dediği gibi devlet size dördüncü ortak olarak gerçekten çok güzel bir şekilde vergi alıyor. Teşekkürler. Çok girmeyelim buraya. Evet. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.